Süslü Sacit emniyete geldiği gün çok az insanla görüşmüş. Sizle konuştuğunu da sadece birkaç kişiye söylemiş. Katil yakın çevresinde. Hı hı. Ya da konuştuğu insanları tanıyan birileri var. Ne yapıyoruz amirim? Herkesi tek tek sorguya çektik mi katil huylanıp kaçar amirim. İçlerine birini sokacağız. Muhbirlerden birini mi? Hayır. Zeynep sokak kadı kılığına girip Jale ve arkadaşlarına katılacak. Zeynep mi? Kendisi gönüllü oldu. Ama bu çok tehlikeli amirim. O yüzden yanına yakın koruma vereceğiz. Yakın koruma mı? Nasıl yani amirim? Rahmetli hatırlıyor musun çoban? Süslü Sacit. Yapmayın amirim. Bunu bana yapmayın lütfen. İtiraz istemiyorum. Gidip hazırlanın. Akşam devriyesinde görüşeceğiz. Hadi kımıldayın biraz. Sokaklarda başka ceset görmek istemiyorum. Efendim Aylin. Amirim, Vedat müdürüm sizi çağırıyor. Beni mi? Tamam, geliyorum. Eve gidiyorum abicim ben. Akşama görüşürüz. Git tabii abi. Suat yenge hazırlasın seni şöyle şükür. Ya hadi git şuradan be hadi. Güzel giyin gel. Üstü, dur üstü. Bir dakika. Abi var ya, sen çok büyük adamsın vallahi. Şerefsizim bak. Senin içinde var, içinde. Şimdi bak, akşam bu görev var ya, ben olsam yapamam mesela. Gel lan buraya. Gel dedim buraya Mesut. Allah Allah ya. En azından fikrimi sorabilirim. Nedenmiş o? Gözümün önünde kız arkadaşıma teli kız muamelesi yapılacak. Ben de oturup izleyeceğim ha. Ne dedin sen? Ne dedim? Kız arkadaşım dedim. Yok canım. Öyle bir şey demedim. Dedin. Demedim. Dedin işte. Ağzımdan kaçmıştır.